Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlulukleten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Namı Diyar-ı Haşr Risalesi'nden devam ediyoruz. Haşr Risalesi'nde işaretler bölümünün yani mukaddime bölümünün işaretler kısmının 3. işaretine kadar geldik. Dün itibariyle 2. işaretle vedalaşmıştık. Ondan önce metnimize başlamadan önce yine Haşr Risalesi'nin en başına dönelim. Hangi güzel adımla yola çıktığımızı bir hatırlayalım. Çünkü hala o ayetin, o başlangıcın gölgesinde geziniyoruz. Ve yine varacağımız yer de orası. Bismillahirrahmanirrahim. Metnimizin başındaki ilk ayet. İkinci ayet de şu. Fenzur ilâ âthâri rahmetillâhi keyfe yuhil arda ba'de mevtihe. İnne zâlike le muhil mevta ve huve alâ külli şeyin kadir. Kısa bir meali şöyle, bu ayet Rum suresinin 50. ayeti, onu söyleyelim hemen. Rum suresinin 50. ayetiydi bu okuduğum. Kısa bir meali şu şekilde, şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Bu ayet-i kerimeyi tekrar tekrar sizi bıktıracak derecede yorumlarken kendimce, şöyle bir şey söylemiştim, bu ayet bize haşrin hem gerekliliğini, muktazisini hem de imkanını, olabilirliliğini anlatıyor demiştim. Ne demek bu? Yani kudret ve rahmet ekseninde bakıldığı zaman haşrin iki tarafı birden anlaşılıyor. Bir, baharı gerektiren rahmet, bahardaki ikramları, bahar dışında da elbet ikramlar oluyor ama özellikle bahardaki o tekrar diriltişi, o diriltiş içinde türlü türlü canlılara belki binler, yüzler, yüz binler, milyonlar, milyarlar canlılara verilen ikramı ne Cenab-ı Hakk'ı buna zorluyor haşa. Kimse hiçbir şey Cenab-ı Hakk'ı zorlayamaz da hani neyle Cenab-ı Hak bunu yapıyor, niçin bunu yapıyor diye sorduğumuzda anlıyoruz ki şan-ı rububiyeti, kemali öyle iktiza ettiği için Cenab-ı Hak öyle yapıyor. Yani onun bu diriltişi haşa mecburiyeti değil. Lütfu keremi, yüceliğinin gereği yani tabiri caizse. Böyle kelimelerle yaklaştırmaya çalışalım zihnimize. Onu gerekli kılan rahmet elbette dedik. İnsan türünün de yok olmasına izin vermez. Onu da kendi baharına mazhar kılar ve ona da ikram eder. Diğer taraftan kudret ekseninde düşündük ki ya baharda bu kadar yine binler, yüz binler, milyonlar canlıları tekrar dirilten Allah o kadar karışık türü bir tek sayfada, bahar sayfasında, bir tek toprakta bu kadar bollukla yapabilen bir Allah elbette onun için pek kolaydır ki bir insan türünü tekrar diriltsin yani. İnsan türünün diriltilmesinde diğer canlılara kıyasla bir zorluk yok. Hatta ben hani şu DNA mevzusuna biraz bu noktadan bakıyorum. Diğer türlerin de kökeni DNA, insanın da kökeni DNA, biyolojik varlık açısından diyorum elbette. Ruha, latifelere bakan, başka başka alemlere bakan yanlarımız da var bizim ama biyolojik kısmı ile ilgili konuşalım. Özümüz aynıysa neden haşirde bir güçlük çekiyoruz baharı gördükten sonra? Baharda oluyor bu. Haşirde niye biz kendi diriltişimizi anlayamayız, işin içinden çıkamayız falan gibi geliyor. Gelmemesi lazım. Cenab-ı Hakk'ın kudretini bir kere fark ettikten sonra böyle bir zorluğun kalmadığını görmek lazım. Evet, ayetlerimizi daha evvel de konuştuğumuz için sizi fazla yormamak adına hızlıca geçiyorum burayı. Hemen geliyorum işaretler bahsimizin 3. işaretine. Belki bugün hem 3. işareti hem 4. işareti konuşmak nasip olur. Eğer buna muvaffak olabilirsek ki kolay kolay başaramıyoruz böyle hızlı ilerlemeleri. Buna muvaffak olabilirsek hakikatler bahsine de geçmiş olacağız. Yani yine bir mesafe almış olacağız.
Üçüncü işaret. Önce bir baştan sona bir okuyacağım. Yine adetimiz olduğu üzerine. Ondan sonra ince okumasını yapacağız. Anlamaya çalışacağız. Üçüncü işaret. Hatıra gelmesin ki bu küçücük insanın ne ehemmiyeti var ki bu azim dünya onun muhasebe-i amali için kapansın, başka bir daire açılsın. Çünkü bu küçücük insan camiyet-i fıtrat itibarıyla şu mevcudat içinde bir ustabaşı ve bir dellal-ı saltanat ilahiye ve bir ubudiyet-i külliyeye mazhar olduğundan büyük ehemmiyeti vardır. Hem hatıra gelmesin ki kısacık bir ömürde nasıl ebedi bir azaba müstahak olur. Zira küfür, şu mektubat-ı samedaniye derecesinde ve kıymetinde olan kainatı manasız, gayetsiz bir derekeye düşürdüğü için, bütün kainata karşı bir tahkir olduğu gibi, bu mevcudatta cilveleri, nakışları görünen bütün esma-i kutsiye-i ilahiyeyi inkar ile, red ve Cenab-ı Hakk'ın hakkaniyet ve sıdkını gösteren gayri mütenahi bütün delilleri tekzip olduğundan nihayetsiz bir cinayettir. Nihayetsiz cinayet ise nihayetsiz azabı icap eder. Görüldüğü gibi metnimiz iki küçük paragraftan oluşan şirin bir metin. Fakat şu iki paragraf içinde çok büyük sırların çözümü var. Tekrarla sorulan soruların cevabı var. Bunları çözdüğümüz zaman inşallah işte o büyük taşlardan bir iki tanesi daha yerine oturmuş olacak. Kalbimizde iman daha bir yerleşmiş olacak. Daha sağlam bir şekilde ama Müslümanca sağlam şekilde yere basmış olacağız inşallah. Yani bunlara cevap vermek o açıdan önemli. Müslüman imanı konusunda neyin cevabını öğrense, ayakları yere daha sağlam basar, yürüyüşü daha değişik olur. Konuşması, vurgusu, güveni daha başka olur. Yani Müslümanlıkta iman özgüvenle çok yakından ilgilidir. İşte İzzet-i İslamiye diyoruz biz. Özgüven demiyoruz ama İzzet-i İslamiye diyoruz. İslamiyetin şerefi diyoruz, yüceliği diyoruz vesaire. Aziziyeti diyoruz, büyüklüğü. Bunlar insanın içinde İmanı ile ilgili. Elbette dışımızda bunun başka esbabı da var. Söz gelimi işte Müslüman ülkelerin durumu, siyasi istikrar, askeri güç, kardeşlik, asayişi muhafaza gibi gibi bunların da korunması, cihat ruhunun yaşaması bunlar tabii dış dairede İslamiyet'in izzetinin müdafasında önemli veçheler. Şairlerin ihyası, mevcutların korunması gibi gibi şeyler, işte İslami eğitim, bunlar hep bizim izzetimizi koruyan şeyler. Fakat iç dairede insan bedeninin içinde bir Müslüman olarak rahat etmesi akaitteki bilgisiyle mümkün oluyor arkadaşlar. Ben bunu kendi dünyamda böyle gördüm. Böyle de tecrübe ettim yani. O ilk gençlik yıllarının tereddütlü hali, ben şimdi düşünüyorum o yıllarımı falan. Diyorum ki ya iman konusundaki zafiyetimle ilgiliymiş bendeki o çekingenlik, tutarsızlık, belki bir öyle bir böyle olmalar. Yani açıkça itiraf edelim yani o gel gittiler falan. Bunlar nedenmiş? Ben aslında doğruyu bilmediğimden, acabam çok olduğundan sağlam duramamışım. Cesaret, hani üstad diyor bir yerde cesaretin menbaı dahi imandır. Ya hakikaten insan inanırsa bir şeye, bu doğrudur derse onda cesaretli oluyor. Hak budur, hakikat budur, şu da yanlıştır derse, içinde kesin kararları varsa, o zaman dik duruyor. Yani bu yanlış diyor kardeşim, yanlış yaptın sen diyor mesela. Öyle kaç kişi üstüne gelirse gelsin. Ama o yoksa, doğruya doğru, yanlışa yanlış deme noktasında iman sahibi değilse, cesaret sahibi de olamıyor. İnsan inandığında daha cesur oluyor. İnsan inandığında daha cesur oluyor. Şunu da hatırlayalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetinin delillerinden birisini anarken üstad onun cesaretini örnek veriyor. Diyor ki kendi kabilesi, öz amcası hatta kendisine düşmanken o kadar destekçisi azken o taş gibi durmuş yani hiç acaba dememiş. Öyle mi böyle mi dememiş bu diyor şeyin hani belirtisi. Bir insan diyor
çok ne diyelim sıradan, adi bir yalanı bile diyor bir kalabalık içinde yalanlayabilecek insanlar içinde söylemeye çekinir diyor. Tereddüt eder. Ama diyor öyle bir inanmış ki davasına, hani o kadar doğru olduğundan emin ki dünya üstüne gelse hiç hak budur diyor yani. Hiç bir gram geri çekilmiyor. Onların imanı zaten o büyük genişlemeleri sağlayan, o İslam'ın ilk zamanlarında birdenbire kıtalar aşmalarını sağlayan şey, o içlerindeki inanç, o özgüven, o güven olmadı mı insandan bir cacık olmuyor arkadaşlar. Bunu itiraf edelim. İçinde izzeti olmayan insan dışında hiçbir şey olamıyor. Olsa da işte şey, bu ünlüler gibi ne diyelim, içi boş bir balon. Gerçek bir kalış değil ya da ne diyelim, varlık değil o. O bir öyle bir böyle falan, böyle gel gitler falan, aslında kimsenin de doğru düzgün saygı göstermediği, saygının zahirden olduğu, içsel olmadığı bir düzen. Ama hakikaten insan içinde bir şeyse, kendine inanıyorsa, şu şu bu bu diye tanımlıysa, o adamın içindeki o özgüven, o izzet dışına da aksediyor. Dışındaki insanlar da öyle muamele ediyor. Velev ki diğerleri kadar popüler olmasınlar ama toplumdaki ağırlıkları her zaman diğerlerinden fazla oluyor. Bu da böyle imandan, akaidden kişisel gelişime, kendine yardıma, NLP'ye bir giriş oldu. Kulaklarınıza küpe olsun. Evet, bu hakikatleri öğrenmek bu yüzden mühim dedik. Peki üçüncü işarette hangi hakikatleri öğreniyoruz? İki soru bunu söylüyor bize, hemen paragrafın başındaki sorular. Birinci paragraftaki soru şu: bu küçücük insanın ne ehemmiyeti var ki bu azim dünya onun muhasebe-i amali için kapansın, başka bir daire açılsın? Birinci sorumuz bu. Buna cevap arayacağız. İnsan niye bu kadar kıymetli ki onun için alem yıkılıyor, yeni bir alem yaratılıyor? Amelleri hesaplansın diye. Onun muhasebesi olsun, hayır cennetle, şer cehennemle cezalandırılsın. Niye böyle bir şey olsun? İnsan ne ki ya? Önemi ne bu insanın? Sırrı ne bu insanın? Birinci soru bu. İkinci soru da şu: kısacık bir ömürde nasıl ebedi bir azaba müstahak olur insan? Yine üsttekiyle bağlantılı. Yani biz ne yapıyoruz ki arkadaş? Hani yıksak yıksak neyi yıkabiliyoruz ki? Çapımız ne ki? Nasıl bu kısacık ömürde yaptığımızın şeyin cezası sonsuzca bir cehennem oluyor? Orada ebediyen kalmak, yanmak, donmak. Orada kaç türlü azap şekli varsa Cenab-ı Hak hepsinden muhafaza etsin. Bir an bile ayağımızı bastırmasın oraya ya Rabbi. Yani ne ki insanın böyle zulmünde ne var ki? Hem bak ilk soruda şey var. Hani varlıksal olarak, hayri olarak, güzellik olarak ne var ki potansiyelimizde? Bizim için alem değiştiriliyor. İkincisinde de şu var: ya kötülük olarak ne yapabiliyoruz ki ebedi cehennemle cezalandırılıyoruz? İki tane çok kıymetli, mühim, düğüm çözen, cevabını öğrendiğiniz zaman içinizdeki taşları yerine oturtan sual. Peki Bediüzzaman Hazretleri bu suallere ne cevap veriyor? Hadi bakalım ona özetle. Hatıra gelmesin ki bu küçücük insanın ne ehemmiyeti var ki bu azim dünya onun muhasebe-i amali için, yani amellerinin muhasebesi için kapansın, başka bir daire açılsın. Çünkü bu küçücük insan, cevabı geliyor. Çünkü bu küçücük insan camiyeti fıtrat, fıtratının kapsamlılığı. Fıtrat neydi? Yaratılışımız, o yaratılışın içindeki her şey. Ruh, kalp, vicdan, beden, bütün cüzleriyle tabii ki de, ne diyelim, akıl, hafıza, ne varsa bizde yani. Benim aklıma bunlar geldi evvel emirde. Sizin aklınıza gelenleri de siz katın. O camiyeti fıtrat itibarıyla, o kapsamlı yaratılış itibarıyla, şu mevcudat içinde bir ustabaşı ve bir dellalı saltanat ilahiye, Cenab-ı Hakk'ın saltanatının dellalı. Yani dellal ne? Tellal. Biz de derler ya, tellal çağırıyor. Dın dı dı dın dı dı dın dı 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 dın. Duyduk duymadık demeyin. Dın dı dı dın dı dı dın dı dı dın. Ey ahali bilmem ne falan eskiden varmış. Duyurular onların vasıtasıyla yapılırmış. Onun gibi bir dellalı saltanat-ı ilahiye imiş insan.
Cenab-ı Hakk'ın saltanatının dellalıymış. Ve bir ubudiyet-i külliyeye mazhar olduğundan büyük büyük ehemmiyeti vardır diyor. Önemi vardır yani. Şimdi üç yön burada zikredildi. Bugün dilim çok dönmüyor. Hemen suyumu alayım. Bismillah. Tutuk başladık. Bu tutuk gidiyor. Biraz da hızlı konuşmamdan. Evet. Şimdi burada neler söylendi bize? Dört parçalı bir şey söylendi. Küçücük insan, tamam. Ama camiyet-i fıtrat bir. İnsanın fıtratı camiymiş. Şimdi bunun bağlam itibariyle sorumuza yanıt verir nesi var? Şöyle bir misalle açıklayalım. Ya diyelim ki bir tane araba getirdiler bize kocaman. Ben de hep arabalı örnekler veriyorum ama aklıma bunlar geliyor. Diğer tarafta da başka bir araba getirdiler daha küçük ya da küçücük. Ama dediler ki o büyük araba atıyorum 100 bin liraysa o daha küçük olan 200 bin lira. Biz dedik ki ya şimdi ne demek bu? Şuna bak buna bak. Bu niye 100 bin o 200 bin? Adam da anlattı bize bak dedi bunun şu özelliği de var bu özelliği de var. Şöyle yaparsan şöyle olur böyle yaparsan böyle olur bu arabada şu imkan var bu şey falan. Bir dinlediniz anladınız ki ha az ama içinde daha çok şey var. Bakınız bir nesnenin gramaj olarak, cisim olarak, ne diyelim kapladığı yer olarak az olması onun ehemmiyetsiz olması anlamına gelmez. Bir daha söylüyorum, bir şeyin cisim olarak, kapsadığı alan olarak, ne diyelim kütle olarak az olması kıymetsiz olması anlamına gelmez. Önemsiz olması anlamına gelmez. Biz bunu zaten günlük hayatımızda tecrübe ediyoruz. İşte alıyoruz küçük altın şu kadar. Diğer tarafta hurdacıya veriyorsun belki şu kadar çamaşır makinesi. İçinde bilmem ne kadar demir var. Onun fiyatına bakıyorsun bunun fiyatına. Ötekini mandal veriyor adam sana karşılığında. Leğen veriyor. Çerçiciler öyle yapardı eskiden. Veya plastik tas veriyor onun karşılığında. Diğeri para ediyor bayağı bir. Düğünler geldiği zaman bir terliyorsun yani lan gene altınların zamanı geldi. Bakalım paramız yetecek mi falan filan. Kaç düğüne gidebiliriz falan filan diye hesap ediyorsun yani böyle. Niye? Gramajla ilgili bir iş değil bu. İçindeki özellikle ilgili bir iş. Şimdi o yüzden böylesi bir iddiayı insanın kütlesine bakarak, cismine bakarak değerlendirmek doğru değil. Bir kere materyalistlerin o iddiasını buradan bir göğüsleyelim arkadaş. Bir şeyin maddece az olması ehemmiyetsiz olduğu anlamına gelmez. Böyle bir zorunluluk ilişkisi yok ki. Aksine camiyet-i fıtratı varsa, mesela onlardan bir tanesi, camiyet-i fıtrat kapsamlı bir yaratılış. İsviçre ordu çakısı şu kadar çakı 50 tane şey çıkıyor içinden. Ama diğer tarafta başka bıçak var. Tek bir şeyi var, özelliği var işte. Yandan bir bıçak açılıyor o kadar. Elbette İsviçre ordu çakısı daha pahalı. Niye? Özellik daha çok. Bakıyorsun bilgisayarlarda da bu öyle. Ne bileyim teknolojik herhangi bir aygıt hakkında da bu öyle. Ne yapsanız alsanız içindeki özelliğin miktarına göre o şeyin ehemmiyeti, kıymeti değişiyor. İnsan da özellikleri itibariyle en yükseği, iPhone'un son modeli. Öyle düşünün yani. Cenab-ı Hak, la teşbih ve la temsil, bir sürü model yaratmış kainatta. Meleklerden, cinlerden, hayvanlardan, bitkilerden, bilmediğimiz daha nice türlerden yaratmış. Ama insanı ayrı bir böyle fonksiyonlarla yüklü açılsa, içinden koca koca alemleri çıkarabilecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi bir miraç sahibini meyve verebilecek bir ağaç kılmış insanı. Ha biz onun hakkını veriyoruz veremiyoruz ayrı bir olay ama potansiyel olarak o var bizde. Biz yanlış yola sürüyoruz. Ferrari sahibiyiz, traktör yoluna giriyoruz.
olmuyor, insanlığımız açılmıyor. Kendi zararımızdan, kendi nefsimize yaptığımız zulümden oluyor bu. Boş vakte, mesela boş işleri boş vakte veriyoruz. Boş vakti boş işleri veriyoruz. Güzel işler yapsak o insanlığımız teali edecek, yükselecek. Değerlendirsek ona göre, hatta dünyevi ölçülerde bile, seküler şeylerde bile, adam iyi bir eğitim almışsa, İngilizce falan şu bu falan bir şeyler böyle öğrenmişse, bakıyorsunuz ikbali parlak oluyor biraz daha. Niye? Çünkü doğru yere ayırdı onu, insaniyetini yükseltti, potansiyel vardı, çalıştı, yükseltti potansiyelini, açtı potansiyelini. Evet, insan camiyeti fıtrat sahibi, bunu kim kabul etmiyor bugün? Yani şöyle bir etrafına baktığı zaman, hadi melekleri, cinleri onlar saymıyorlar ama hayvanlara falan bir baksınlar yani. İnsan onlarla bir mi? İnsanda ne sırlar var? Ya biz bilmem kaç milyon yıl, milyar yıl ilerideki yıldızla ilgileniyoruz ya. Var mı böyle bir canlı daha bizden başka? Bu işte hayvanlara, koyunlara, keçilere, bilmem şunlara bunlara bak. Ne bileyim işte şunu üretiyoruz, bunu üretiyoruz, evrenin başını düşünüyoruz, nasıl oldu diyoruz mesela. Var mı bunu yapan bir şey? Bak, özelliğimizin kapasitesi arkadaşlar aslında bizim için alemin yaratılıp yaratılmayacağı konusunda da bir cevap oluşturabiliyor. İnsan alemin her şeyiyle ilgili mi? İlgili. O zaman bu insan için bu alem tekrar yaratılabilir. Yani kıyamete gidip tekrar varlığa çıkarılabilir. Çünkü potansiyeli itibariyle hepsiyle ilgili. Yani aralarında bir bağ varmış gibi. Ona bir aynaymış gibi. Yani sahadaki karşılığı da bu işin görünen kısmıyla bile, o seküler alanla bile, ya bu insan evrenle bağlıymış gibi, insan evren, evren insan birbirinin karşılığıymış gibi. O onu bilsin diye, bu bunu yaşatsın diye varmış gibi. O zaman bunlar birbirinin aynasıysa, böyle bir konumlandırma varsa, elbette ona göre bu tekrar yıkılıp yapılır, ona göre bu tekrar diriltilir. Nasıl diyelim, işte bir araba, gene araba örneğine geldik. Halbuki ehliyetim de yok arkadaşlar. Hani şöyle direksiyonun başına oturmuşluğum da yok. Ama aklıma hep araba örnekleri geliyor, inşallah faydası oluyordur. Şimdi bir parça var, bir de karşısında başka bir parça var. Veya bir sistem var, bir de o sistemin karşılığı olan motor var diyelim. Bunun teknolojideki karşılığını bilmiyorum. Hayali olarak konuşuyorum, farz-ı misal. Şimdi o parçayı değiştirirsen üzerine kurulu olan motoru da değiştiriyorsun, atıyorum. Çünkü onlar birbiriyle çalışıyor, öyle ayarlanmış. İnsanın da alemle ilişkisi böyle. Alemle insan beraber çalışıyor. İnsan değiştirilecekse, ahirette yaşamaya müsait bir hılkatte tekrar vücuda gelecekse, aleminin de öyle olması lazım. Alem değişecekse, insan parçasının da değişmesi lazım. Biz de görüyoruz ki bu fani alem zaten hiçliğe gidiyor. Hem insan itibariyle hiçliğe gidiyor diyorum, haşa. Yani şeye gidiyor, yıkıma gidiyor, bozulmaya, dağılmaya gidiyor, eskimeye gidiyor. Her gün bir şeyler ölüyor, bir şeyler yıkılıyor, değişim var sürekli, fanilik var, ömürler var. Güneşin ömrü var, en büyük yıldızın bir ömrü var, en büyük galaksinin bir ömrü var, evrenin de bir ömrü var. Yani sonsuza dek sürmeyecek bu varlık, bunu bilim adamları bile artık kabul ediyorlar. Termodinamiğin bilmem kaçıncı kanunu diyor, işte enerji diyor şeye gidiyor, heterojen bir dağılıma, homojen bir dağılıma doğru gidiyor, her yere eşit dağılıyor falan filan. Bu gidişle bir yerde kainat diyor şey olacak, nötr olacak falan filan bir şeyler söylüyorlar işte. Artık tafsilatına siz bakarsınız, ben o kadar bilmiyorum. Ama diyorlar yani, bilim adamları diyorlar ki ya tamam, bu iş sürmeyecek belli. Bir kıyameti var bu alemin. O öyleyse, insan da böyleyse ki insan da türü olarak işte ölüyoruz. Fert fert öldüğümüz gibi türümüz de ölüyor değil mi? Dünyanın şartları bozuldukça bir risk olduğunu hissediyoruz. O değişecekse o değişecek, o değişecekse o değişecek. İnsan alem beraber çalışıyor yani. Kitap okuyucu, okuyucu kitap. Kitap değişirse okuyucusu da değişecek, çünkü belki o dili bilmiyor. Belki o mizampajı sevmiyor veya o tasarıma göre değil. O değişecekse o değişecek, o değişecekse o değişecek. Böyle bir bağ var aramızda. Camiyeti fıtrat dedik, bunlardan birincisi. İnsanın camiyeti fıtratı bir delil oluşturuyor bu mevzuya. İkincisi,
Camiyet-i fıtrat itibariyle şu mevcudat içinde bir ustabaşı, insan ustabaşıymış. Ne demek bu? Biz mi emir veriyoruz canlılara şöyle yap böyle yap diye? Değil ama karışabiliyoruz. Mesela işte elimize attığımız yerde düzeni değiştirebiliyoruz. Ormanlar var, kesiyoruz, tarla yapıyoruz, düzeni değişiyor. Nehir var, baraj yapıyoruz, akarını değiştiriyoruz, düzeni değişiyor. Çöl var, yeşertiyoruz, ekiyoruz, biçiyoruz, düzeni değişiyor. Cenab-ı Hak bize bir alan açmış. Ya bak, yetki ve sorumluluk. Bunlar birbiriyle bağlı işlerdir. Yani yetki var, sorumluluk yok. Sorumluluk var, yetki yok. O zaman idarecilik problem olur. Müdürler der mesela. Adam bana yetki veriyor ama, pardon, adam bana sorumluluk veriyor ama yetki vermiyor. Her şeye karışıyor. Bir üst amir için mesela şikayette bulunur. Sorumluyum diyor işlerin şeyinden ama yetki bende değil. Kararları ben vermiyorum. Olmaz bu der. Veya yetkisi var, hesap sorulmuyor. O da yetkiyi suistimal eder. Sorulmuyorsa hesap. İnsandaki yetkinin olduğu kainattaki tasarrufundan anlaşılıyor arkadaşlar. Bir açık alan var, biz işliyoruz, bozuyoruz, yıkıyoruz, yapıyoruz. O, şu, bu, binalar, gökdelenler, yollar, dağlar falan filan. Değişim, değişim, değişim. Zarar vermediğimiz bugün artık denizlerin dibi bile bizden isyan ediyor. Müsilaj mı diyorlar ne artık, hani o salya, deniz salyası. O bile illallah etti bizden artık, yani dışarı verdi ne haliniz varsa görün diye. Kustu bizim üstümüze içindeki pisliği, zorluğu, sıkıntıyı. Şimdi bu böyleyken, bu yetki varken Allah gibi nihayetsiz kemalde, cemalde, celalde bir Rab. Ya onun sorumluluğunu şey yapmaz mı insana? Bak, bu kadar çalıştın, bu kadar dünya hayatında işler çevirdin, bir sürü şeye zarar verdin. Belki bir süresinde, bir sürüsüne de faydasın da oldu yani. İyiliğin de oldu, kötülüğün de oldu. Ama yetkin var, sorumluluğun olmasın. Olur mu böyle bir şey? Hesaba çekileceksin kardeşim. Ustabaşıysan hesabın olacak. Oradaki personele sormazlar. İlk gelir sana sorarlar, bu makine niye bozuldu? Ustalar bilir bunu mesela. Matbaacılar falan filan. Gidip X elemana sormazlar bu makineye ne oldu diye. Ustaya derler, bu makine niye böyle oldu? Sen buna bakmadın mı? Bu işçiyi kontrol etmedin mi? Bu zaten anlamaz. Sen bakacaktın buna. Derler mesela. Ve bir dellal-ı saltanat-ı ilahiye. Ustabaşılığı tamam, böyle anladık. Peki dellallığının ne ilgisi var? Yani onun için bir ahiret yaratılması, kainatın tekrar yaratılması işinde dellallığın nesi var? Arkadaşlar, burada da ben şöyle bir bağ görüyorum kendimce. Dellallık da aslında vaat meselesi. Yani insanoğlu Cenab-ı Hakk'ın saltanatının dellallığını yapıyor. Oraya çağırıyor, söylüyor. Peki bu söylediği, çağırdığı yer hiç mi olacak? Sözünde yalancı mı çıkacak insan? Değil mi? Hani bunu da düşünelim. Camiyet-i fıtratında bu da var. İnsanoğlu Cenab-ı Hakk'ın saltanatını anlatıyor. Bunu hem Müslüman olarak, Müslüman olanlar şuurla, amelle, bilinçle, imanla, iradeyle yapıyorlar. Ama kafirler de aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın saltanatını ilan ediyorlar. Biz mesela onların ürettiği doneyi marifetullah için kullanabiliyoruz. Bilinçsizce üretiyorlar ama üretiyorlar. Saat gibi, üstadın örneği öyle ya. Saat gibi diyor, kendisi bilmez vakti gösterdiğini ama vakti gösterir. Öyle bir fonksiyonları var onların da. Madem camiyeti fıtratımız, fıtratımızın, kapasitemizin zenginliği bize Cenab-ı Hakk'ın saltanatını anlatmada, duyurmada, oraya davet etmede, çağırmada böyle bir şey yüklemiş. Cenab-ı Hak bu kadar davetin üstüne la teşbih ve la temsil, düğünü iptal etmez, organizasyonu iptal etmez. Madem bu kadar duyurdu, bu kadar çağırdı, bu kadar bize söyletti, o saltanatı yok etmez. Çünkü bak, bu alemin kalıcı olmadığını biliyoruz bu faniyattan dolayı. O zaman bir bakisi olacak bunun. Yoksa bu kadar çağrılmazdık, çağırttırılmazdık, dellal olmazdık diye belki anlatabiliriz diye düşünüyorum ben.
Ve dördüncü bir öğe ubudiyet-i külliye. Ubudiyet-i külliyenin bağlam ilgisine yine ustabaşı olmakla ilgili diyebiliriz ama ustabaşı olmak biraz daha fiili tarafıydı. Ubudiyet-i külliye manevi tarafı diyelim. O somut bu soyut. İnsanoğlu ibadetinde külli. Ya ne demek ibadetinde külli? İşte bir namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz falan. Bunların neresi külli? Belki aklınıza bu soru gelebilir. Yani bunlarda kapsamlı denecek ne var? Var. Nasıl var? Mesela insan namaz kıldığı zaman bunu nasıl söylemek lazım? Ya anlamı biz oluyoruz bu şeyin, alemin. Elbette alemin bir anlamı var ama onun içinde bir davet cümlesi gibi, nasıl söylesem. Mesela işte size davetiye gelmiş. İşte renkli kağıt, üzerinde jelatin var, şusu busu falan filan. Ondaki şekillere, işte çiçeğe, gelin, damat resimle falan filan baktığınız zaman bunun davetiye olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Ama üzerindeki o cümle, işte sizi filanca filanca tarihte şuraya bekliyoruz. O cümledir aslında fonksiyonu tamamlayan. O cümle olmazsa o karton, evet renkli cicili bicildir ama tam yerini bulmaz mesaj. Yani onunla, o cümle konulduğu zaman o davetiye tamam olur. Gibi gibi insanoğlu da o şuurlu ibadetiyle yerleştirilmiş eksik parça oluyor. Yani o şeyin tamamını özetleyip toplayan, anlamlandıran son şey oluyor. Biz hep kendimiz üzerinden düşündüğümüz için bu idraki tam sağlayamıyoruz ama şöyle alem karşımızda olsa, düşünün evren karşınızda, bütün varlığın çeşitleri karşınızda. Orada biz etrafımızdaki bütün o hatların, kabloların, bağların geldiği hoparlör gibiyiz. Oradan o sesin çıkması da lazım. O hap şeyin, sistemin tamam olması için. Tamam müzik seti çalışıyor, kaset dönüyor falan filan ama bir de hoparlörden ses çıkması lazım. Fonksiyon tamam olması lazım. Yani hoparlör olmasa müzik seti çalışmıyor diyemeyiz ama hoparlör olmazsa müzik setinin hikmeti tamam olmadı diyebiliriz. İşte insanoğlunun kainattaki varlığı da ubudiyet-i külliye, o kablolar, ağlar geliyor, geliyor, geliyor. İnsanda bu artık hitap çiçekleri açıyor. İnsan ne yaptığını bilerek yapıyor. O kabloların bağlandığı yerde, en uçta iş artık şuur seviyesine çıkıyor. O bağlantı noktasında biz varız. Biz bunu şuurla yapıyoruz. En üst düzeyde yapıyoruz. Ve yaptığımızın alemle mutlaka ilgisi var. İşte hafızamızın levh-i mahfuzla bir ilgisi var. Hayalimizin alemi misalle ilgisi var. Nasıl diyelim? İşte başka başka Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği yönlerin, latifelerin her birinin alemdeki bir yerle bağlantısı var. Allahu alem belki de onun kablosunun bağlantı noktası insandaki. Bir düğüm yani, insan o makinenin içinden geçen bütün kabloların bağlandığı bir düğüm. Şimdi o düğümün çalışması lazım. O şeyin tam olması için. Onun orada yaptığı, her ne kadar düğüm küçük de olsa, hoparlör küçük de olsa, müzik seti diyelim kocaman, hoparlörü küçük. Ne kadar küçük olursa olsun onunki külli sayılır. Çünkü bütün işte bandı okuyan kablo ona geliyor. Elektriği alan kablo ona geliyor. Başka ne diyelim, düğmelerden şurada zaman kes, şurada zaman başlat falan şeyi, onlar ona geliyor. Hepsi oraya geliyor. Cismi ne kadar küçük olursa olsun oradaki fonksiyonun tamamının oluşmasında onun payı olduğu için işte onun yaptığı ubudiyet-i külliyedir. İnsanın yaptığı ubudiyet-i külliyedir. Bilsin bilmesin. Bizim şu an yaptığımız şey eşi benzeri olmayan bir şey. Hayvanlarda var mı böyle bir şey? Bitkilerde var mı böyle bir şey? Yok. Bizim burada yaptığımız bu işte şu an mesela ya, bizi yaratan Allah hakkında konuşuyoruz ya. Alemin ucu biziz yani. Yaratan Allah hakkında tefekkürde bulunabilmek bir anlamda la teşbih ve la temsil, bunları söylüyorum ama Cenab-ı Hak yönden mekandan münezzehtir arkadaşlar. Bu, böyle şeyler düşünmeyin. Bu sadece bir yaklaştırmak için mevzuyu kafamıza. Şimdi ubudiyet dairesi, Üstad bunu çok söyler.
rububiyet dairesi diyelim, ubudiyet dairesi diyelim. Biz bunu anlamak için biraz mekan şeyine muhtacız. Çünkü mekanlı bir varlığız, maddi ve varlığız. Onun dışına çıkamıyoruz tefekkürümüzde. Şimdi böyle iki daire olduğunu düşün. Rububiyet ve ubudiyet boyutları, eşikleri diyeyim, böyle olduğunu düşünün. Yani bizim öyle bir yerimiz var ki burada en uçta, ya da şöyle koni gibi düşünün. Şöyle açılarak giden bir koni gibi olsun bu alem. Burada da şey alemi var, rububiyet alemi. İnsan öyle bir yerde duruyor ki burası hakkında, rububiyet dairesi hakkında konuşabiliyor. Demek ki en yakın o. En ucunda o var o işin. Tabiri caizse kainatın sözcüsü gibi. Kainatın temsilcisi gibi. Yani Allah hakkında böyle tefekkürde bulunmak, ibadette bulunmak. Elbette melek kardeşlerimiz de istidatlarınca bunu yapıyorlar ama insanın düzeyindeki, kapasitesindeki bir kulluk. Bedenli, ruhlu, latifeli, çeşitli özellikli bir kulluk. Ve özellikle ehlullahın, Allah dostlarının ve elbette en başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere peygamberlerin yaptığı kulluk. Miraç hadisesinin de bize anlattığı budur. Bu işin artık ucu, biz en üstteyiz. Bu prizma, konimi neyse, bunun en ucunda biz varız. Burada da rububiyet dairesi var. Varlık bizde birleşiyor. Ve biz o düğümün ucunda yukarısı için konuşuyoruz. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak cihetlerden, mekanlardan münezzehtir. Bunu ondan, onu bundan tenzih ederiz. Ben bunu bir temsil olarak söylüyorum sadece, zihnimize yaklaşsın diye. Bu halimiz gösteriyor ki bizimki külli bir şey. Çünkü bütün hakkında konuşuyoruz. Hem arkamızdaki bütün, hem önümüzdeki bütün hakkında konuşuyoruz. Yani hem kainata bakıp onun hakkında çok şeyler, büyük şeyler söylüyoruz, büyük okumalar yapabiliyoruz. Hem de karşımıza bakıp Cenab-ı Hakk'ın ismi, sıfatları, şuunatı hakkında önemli şeyler söylüyoruz. Cenab-ı Hak bize bunu bildiriyor. Evet. Gibi gibi, yani böyle manalarla bu mevzuyu anlayabiliriz diye düşünüyorum. İşte buradan anlamamız gereken şu: insan sıradan bir canlı değil. Konuşabilen hayvan bu kadar değil yani bu iş. Bu kadar değil. Yani işte maymunmuş, işte maymun şey olmuş. Ya arkadaş, maymun madem öyle aptalca yaşayabiliyordu, niye bu kadar dert sahibi oldu? Yani şimdi akıl diyorlar, işte şeydik en son akla çıktı falan. Ya akıl da geçmiş gelecek bilinci bilgisi hayvanlarda var mı? Yok. Hayvanlar rahat yani, mutlu mutlu yaşıyorlar. İnsan niye böyle bir dert aldı başına? Niye sonunu bildi, sonsuzluğu bildi? Bunlar iyi bir şey mi yani, eğer ahiret olmasa mesela? İyi bir şey mi yani sonu, sonsuzluğu bilmek? Bela. Her anını mutsuz edecek bir bela. Yani o insandaki kapsamlılığı görmek, onu sıradanlığın üstünde taşımak, kulluğu da çok etkileyen bir şeydir arkadaşlar. Elbette öncelikle Cenab-ı Hakk'ı tanımak kulluğu çok renklendirir, şekillendirir, zenginleştirir. Çünkü onu bildikçe onu seversiniz. Onu sevdikçe onun istediği gibi olmaya çalışırsınız. Yani bu da şeydir. Ama bir taraftan da insanın kendisini bilmesi, kendisinin alelade bir canlı olmadığını bilmesi, onu ne diyelim, varlığa karşı daha bir, ya benim bir sorumluluğum var herhalde, başka bir iş verilecek bana diye düşünmesi gerekir. Düşündürtür bunu. Ya bakarsınız mesela, bir iş yerine gidersiniz. Diyelim normal, ya küçük görmek değil haşa, ama diyelim işte normal seviyede eğitim olanlar alınmış. Bir de siz mesela diyelim çok böyle üst düzey bir eğitimlisiniz. Bir tek sizi aldılar öyle. Yabancı dili şu bu falan filan, işte presentable falan böyle bir tipsiniz. Dersiniz ki herhalde bu, buradaki işlerden başka bir iş verecekler bana. Herhalde bunların şefi ben olacağım. Veya buranın müdürü ben olacağım. Çünkü bu elemanlar hani daha aşağı seviyede çalışacak gibi duruyor dersiniz yani, konumunuza bakıp. Ve onun şeyine girersiniz, havasına. Hani bu benim sorumluluğum diye. Dersiniz ki hani sizi ben temsil ediyorum. Devlete karşı şunları bunları ben biliyorum. Patrona karşı şunları bunları ben biliyorum. Ben temsil ediyorum sizi falan dersiniz. Memur falan bir şey gelirse de ilk siz muhatap olursunuz yönetici olarak. O bulunduğunuz konumda kendi değerinizi bilmekten olur. İnsanın da kendi değerini bilmesi lazımdır.
kendini hayvanlardan ayırması lazımdır, bitkilerden ayırması lazımdır ki kulluk şuuru oluşsun. Evrim teorisinin Müslümanlarda törpülediği, ezdiği, sildiği bir şey de bu bilinçtir. Her ne kadar şimdi evrimci Müslümanlar var, tırnak içinde söylüyorum, böyle evrim de olur, Müslümanlık da olur falan deseler de aslında evrim teorisinin bir sonucu olarak insan kendini hayvanlardan bir hayvan olarak görüyor. Bir yitiriş yaşıyor yani manasında. Sıradanlaşıyor. Bir sürecin onlar gibi bir parçası oluyor. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız oluyor yani maymunlarla, insanlar, balıklar, şunlar bunlar. İşte evrim ağacı diyorlar ya, her bir dalından başka çiçek açmış. Öyle bir zemine koyduğunuz zaman kendinizi, o zaman ubudiyetin veya işte ne bileyim kainata karşı sorumluluğun, Allah'a karşı sorumluluğun çok şeyi kalmıyor. Gıdıklayan yeri kalmıyor. Ama halife-i ruh-i zemin dediğin zaman, ahsen-i takvim dediğin zaman, o işte Kur'an'da insana emanet sahibi, dağların yüklenmekten çekindiği emaneti yüklenen olarak düşündüğün zaman, bak o zaman her şey değişiyor. Ben başkayım ya. Hani bu iş başka bir iş. Bendeki iş başka bir iş. Diye biliyorsunuz, bu yeteneği size kazandırıyor. İşte arkadaşlar, aydınlanmacılar derler ki Galileo ne zaman ki dünyanın merkezde olmadığını ortaya çıkardı. Aslında Kopernik onu ilk söylemiş falan işte. Güneş dünyanın etrafında dönmüyor, dünya güneşin etrafında dönüyor falan. Bunu ortaya çıkardığı zaman işte insanın da alemdeki merkeziyetini kaldırmış oldu. Böylece dinler büyük darbe aldı falan filan derler. Çünkü dinler insanın merkeziyeti, dünyanın merkeziyeti üstüne kuruluydu derler alemde. Ama gördük ki biz alemin bir kenarında, bir köşesinde sıradan bir gezegenmişiz. İşte bir güneşimiz varmış falan falan. Bu astronomi, bu astroloji dinlere büyük zarar verdi falan diye derler. Yani bilimsel kitaplarda falan bunu görürsünüz. Felsefe kitaplarında falan, bilim tarihini anlatan kitaplarda falan görürsünüz. Halbuki din bunun üstünde durmamaktadır. Elbet Hristiyanlık Aristocu astronominin şeyini almış, merkezine koymuş ve o yüzden Aristocu astronomi yıkıldığı zaman Hristiyanlık da çok sarsılmış bundan. İster istemez. Çünkü onu tabu olarak kabul ettiği için, ama Müslümanlar böyle yapmamış ki. Müslümanlar dünya evrenin ortasında, bütün evren etrafında dönüyor. O yüzden insan çok önemli. Alemle böyle olduğu için de işte İslam, işte insana şu sorumluluk verilmiş, kulluk verilmiş falan, böyle tanımlamıyorlar ki Müslümanlar. Müslümanların alem merkezi tanımı insanın kendi mahiyeti üzerinedir. Ve dünyanın mahiyeti üzerinedir. Astronomik konum üzerine değildir arkadaşlar. Bunun altını çiziyorum. Bu önemli bir şey. Bununla karşılaşırsınız mutlaka böylesi iddialarla. İslam İnsanın ehemmiyetini, Cenab-ı Hakk'ın onun işte buradaki ifadesiyle camiyet-i fıtratı üzerine kurmuştur. Ve bir de dünyanın camiyeti üzerine kurmuştur. Bunu kaldırdı mı astronomi? Hayır, dünyayı biz bugün gene bakıyoruz. Yok yani, bütün gezegenlerden başka bir hali var. Yanı başımızda, aşağımızda Merkür, arkamızda Mars. Yok, Merkür, Venüs, Dünya mı? Venüs. Herhalde öyleydi. Bir aşağımız Venüs, bir aşağımız da Merkür müydü? Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton. Herhalde öyleydi sıralama. Liseden, ortaokuldan kalan bilgiler. Şimdi aşağımızda yaprak oynamıyor. Yaprak oynamıyor derken canlı yok yani. Arkamızda canlı yok. Bakıyoruz ya, başka sisteme gidiyoruz. Yok, öbür sisteme gidiyoruz. Ya yok, hani alameti yok. Şartları da yok. Dünyevi anlamda, bu karbon bazlı canlılık anlamında. Demek ki dünya hala bu hayat, bu karbon bazlı canlılık hayatı anlamında alemin merkezinde yahu. Oynatmamışsınız ki merkezde. O hayat hangi şartları istiyorsa o şartlar dünyada mevcut, başka bir yerde yok. Hadi bakalım, buradan oynatın dünyayı. Göndermediğiniz araç kalmadı dünyanın evrenler bir köşesine. Teleskop kurdunuz, şunu yaptınız, frekans yolluyorsunuz, frekans bekliyorsunuz. Yok abi bir şey. Ay, uçan porselen tabakların fotoğrafını çekiyorsun işte. UFO var falan filan, işte hayat var. Bu zamana kadar da Kütahya porselen tabaklarından başka bir şey görmedik.
Öyle şeyler. Demek ki insanın merkezliği hala geçerli. Üstelik insanın mahiyetindeki merkezlik de hala geçerli. Var mı insan gibi ikinci bir canlı? Sanki evrim ağacı öyle bir dal vermiş ki her tarafında şuurlu canlılar oluşmuş. Onlardan birisi de insan. Yok abi, bir tek şuurlu var, o da insan. İnsan gibi ikinci bir tane yok. Bu ağaç böyle gelişi güzel hep böyle meyveler vermiyor yani. Öyle bir ağaç da yok da. Hülasa arkadaşlar, insanın mahiyetine indiğiniz zaman, derinlemesine insanı incelediğiniz zaman, ondaki başkalığı sezdiğiniz zaman, yani alem onun adına yaratılabilir bir varlık olduğunu, onun için tekrar yıkılıp yapılabilir bir varlık olduğunu zaten, işte diyoruz ya, onu anlamlı kılan, anlamlı cümle, şuurlu cümle, hayatlı cümlenin de insan olduğunu görüyoruz. İnsanın böyle bir ehemmiyeti var. Başka delilleri de suretler içinde anılmıştı yine. Hakikatler kısmında onlara döneceğiz. Evet, hem hatıra gelmesin kısacık bir ömürde nasıl ebedi bir azaba müstahak olur. Yaşıyor insan 50 sene, 60 sene, 70 sene ömrü varsa. 80 sene, 90 sene, 100 sene olsun hadi. Ya ne yapmış olabilir ki insan ebedi cehennemde yanıyor? Soru bu. Güzel bir soru. Zira küfür, şu mektup, yani o cevap, el cevap sadedinde, el cevap. Zira küfür, yani küfür kelime manası olarak örtmek demek. Ama termin olarak yani Allah'ın ayetlerini örtmek, akaide imaniye inkar etmek gibi gibi manaları var. Allah'ı inkar etmek, ahireti inkar etmek vesaire vesaire. Zira küfür, şu mevcudat-ı samedaniye derecesinde, mektubat-ı samedaniye, yani her şey ona muhtaç olan, o hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'ın mektupları. Kainat böyle şeymiş. Varlıkların her birisi böyle bir şeymiş. Bir mektup. Kime gönderilmiş? Bize. Bak, yine merkeziyet. Bunları kim okuyabiliyor? Biz. Kainatta ilim var değil mi? Matematik var, kimya var, biyoloji var, fizik var. Kim anlıyor bunları? Biz. Bize yazılmış olmuyor mu şimdi bu mektuplar? Bak, merkeze gelmedik mi yine? Bak, yine merkeze geldik. Onlar mektupsa merkez biziz. Kısacık zira küfür şu mektubat-ı samedaniye derecesinde ve kıymetinde olan kainatı manasız, gayesiz bir derekeye düşürdüğü için bütün kainata karşı bir tahkir olduğu gibi bu mevcudatta cilveleri, nakışları görünen bütün esma-i kutsiye-i ilahiyeyi inkar ile red ve Cenab-ı Hakk'ın hakkaniyet ve sıdkını gösteren gayri mütenahi bütün delilleri tekzip olduğundan nihayetsiz bir cinayettir. Nihayetsiz cinayet ise nihayetsiz azabı icap eder. Yani sonsuz cinayet, sonsuz azabı icap eder. Nasıl oldu böyle? Bakalım. Bir, küfür ehli, yani Allah'ın ayetlerini örten, onu gösteren mektupları, işaretleri görmezden gelen Allah'ı, ahireti vesaire vesaire, akaid-i imaniyenin her bir parçasını inkar eden kişi, bir ne yapmış oluyormuş? Kainatı manasız, gayesiz bir derekeye düşürüyormuş. Yani bir seviyeye indiriyor, manasız, gayesiz. Bunu nasıl şey yapabiliriz? Örneklendirebiliriz. Diyelim ki bir konser var. Orkestra yıllarca hazırlanmış, öyle diyelim, zor bir şey çalacaklar. Ekip aylarca talim yapmış, hazırlanmış. İşte her biri kendi enstrümanını çalışmış, grup halinde çalışmışlar falan filan. Konser günü gelmiş, büyük bir konser verilecek. Siz çıkıyorsunuz sahneye veya seyirciler arasında. Normalde o müziğin bir akışı var. Herkesin davula veya şuna buna vurmada bir şeyi var. Siz orada çıkıyorsunuz, kendiniz bir müzik aleti açıyorsunuz. Orada bir jingle jingle bir şeyler öttürüyorsunuz. Orkestranın bütün ahengini bozuyorsunuz. Bu ne demektir? Bir anlamda bu şu demektir. Yani bunlar önemsiz bir iş yapıyorlar. Bak, zarar verdin o ahenge. Her ne kadar orkestranın müziğini kesemesen de, kafir de bu kainatın akışını kesebiliyor mu? Kesemez. Öyle bir gücü var mı? Yok. Ama akışın dışında bir şey yaptığı için, akışı inkar edecek bir şey yaptığı için,
zıttına bir şey yaptığı için bir anlamda da zarar vermiş oluyor. Bu akışına, çalışmasına değil de anlaşılmasına, çalışmasına değil, bakınız tekrar altını çiziyorum. Kafir kainatın çalışmasına bir zarar veremiyor ama anlaşılması noktasında kendi ve onun gibi ondan söz dinleyen, onun önderliğinde sapmış olan insanlar varsa onların kafasını bulandırmasıyla ne yapıyor? Gösteriyi, sergiyi, artık ne derseniz o topluca yapılan eylemi, organize eylemi, hep beraber olan o tevhid bütünlüğü içinde kainata vurursak, tevhid bütünlüğü içinde yapılan o eylemi, hepsini yaratan aynı Allah'ın kurduğu nizam içinde yapılan o tesbihi, ibadeti, sergiyi, daveti, dellallığı vesaire vesaire vesaire, onları kafir zarar vermiş oluyor. Anlaşılması noktasında hem kendisinde karartmış oluyor, örtmüş oluyor, hem de başkalarında örtmüş oluyor. Onları o kadar büyük organizasyonu, o kadar şeyi anlamsızlaştırıyor, gayesizleştiriyor, amaçsızlaştırıyor gibi. Yani o zarar verdiği için oradaki şeye. Şimdi öyle birisi çıksa, gına 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 bir şeyler çalsa, müzik yapsak, ortalığı karıştırsa konser sırasında, o adamı alıp dövmezler mi dışarıda? Döverler. Niye? Çünkü zarar verdi. Peki, verdiği zararın nispetini düşünelim. 3 kişinin müziğini bölse belki sadece iterler. 4 kişi, 5 kişi. Ya öyle bir organizasyondu ki bütün yıl Türkiye ona hazırlanmıştı ama onu bozdu. Bak, ona göre ceza alır. Hapsi bile vardır artık bunun. Nitekim biz bir Dünya Kupası'nın finali bizde mi oynanıyordu? Bir tane YouTuber girdi sahaya, koştu falan. Millet nasıl şey yaptı? Hatta hakkında dava falan da açıldı galiba. Bak niye? Hani dediler ki çirkinleştirdin, niye sahaya girdin öyle, koştun sahanın içinde falan. Orada bir organizasyon, temiz, nezih bir şey olacaktı. Orada bir şımarıklık yaptın, bir şey yaptın, bozdun. O nizamı, düzeni bozdun. Onun cezası var. Yasal mevzularda olsa daha büyük cezası var. Gittin hackledin birisinin şeyini, sosyal medya hesabını veya işte banka hesaplarını hackledin, parasını aldın. Bak, nizamı bozdun, cezası var. Bizim hukuk dediğimiz şey zaten hep bunun üzerine kurulu. Düzen var, düzeni bozan ceza alır. Düzen var, düzeni bozan ceza alır. Anlam var yani. Düzen, anlam birbirine kardeştir. Anlam var, bozarsan ceza alırsın. Anlam var, yadırgarsan ceza alırsın. Anlam var, dışına çıkarsan ceza alırsın. Onun büyüklüğüne göre, anlamına, zarar verdiğin şeyin büyüklüğüne göre aldığın ceza da değişir. Bu kadar kainatı anlamlansızlaştıran, bu kadar kainatın günahına giren, siz boş iş yapıyorsunuz, anlamsızsınız, boşsunuz, manasızsınız diyen, her şey düzenli görevini yaparken onları bu şekilde boşluğa düşürmeye çalışan, elbette hepsinin cezasını çekecektir. Onlara verdiği, yaptığı suçlama, itham, iftira bunun bedeli olacaktır. Zira küfür şu mektubatı samedaniye derecesinde ve kıymetinde olan kainatı manasız, gayesiz bir derekeye düşürdüğü için, bak, anlamı boşa çıkardığı kendince için, iftira ettiği, anlamsızlıkla suçladığı her şeyden onun mikyası miktarınca bir ceza görecek. 2. Bütün kainata karşı bir tahkir olduğu gibi, bu yani hakaret etmiş oluyor, anlamsızsınız, boşsunuz falan. Bu mevcudatta cilveleri, nakışları görünen bütün esma-i kutsi-i ilahiyeyi inkar. Bak, işte daha da büyüdü. Allah'ın esması yansıyor kainatta. İsimleri, sıfatları, şunatı yansıyor. İş Allah'a çıktı. Bak ne dedi? Bütün esma-i kutsi-i inkar ile red ve Cenab-ı Hakk'ın hakkaniyet ve sıdkını gösteren gayri mütenahi bütün delilleri tekzip olduğundan nihayetsiz bir cinayettir. Allah'ı yalanlıyorsun ya. Allah sonsuz isimlerini kainatta tecelli ettiriyor. Bu benim, şu ismime mazhardır, şu ismime mazhardır, bu ismime mazhardır. Şunda şu gözüküyor, bunda bu gözüküyor. Tefekkür etsen bulursun yani, hepsinin detayları var. Rahmaniyeti, rezzakiyeti, rahimiyeti, keremi, ne diyelim yani, sayamayacak kadar düzeni vesaire var. Hepsini okuyabilirsin. Kainatı bunlarla Cenab-ı Hak yaratmış. Diyorsun ki ya Allah'ım, yok böyle bir şey. Haşa.
olmamış, yapamamışsın. Ya bunu demiş oluyorsun yani. Yok diyorsun. Ne demek yok? Yok dersen bu bir suçlamadır. Yapamamışsın demek. Ne demek yani Allah'a böyle yapamamışsın, edememişsin. Hem de Esma-i İlahiye, tecelli eden Esma-i İlahiye sayısınca yalanlıyorsun. Bu da olmamış, bu da yalan. Bu da yalan. Bak ne kadar varlık var, onlarda tecelli eden ne kadar Cenab-ı Hakk'ın esması var. Farklı farklı tonlarda, renklerde, komplike şekillerde var. Sen her birine aldıkça şey diyorsun. Bu da yalan, bu da olmamış, bu da yok değil. Bak inkar bu, topluca inkar ettin sen. Bak sonuçları nereye varıyor? Allah'a yalancılık suçlamasına varıyor. Bundan büyük şey olur mu ya? Cürüm. Sonsuz bir ilahın sonsuz tecellilerini sonsuz bir şekilde yalancılıkla suçlamış oluyorsun. Elbette bunun cezası sonsuz bir azaptır. Bak, sonsuz ilahın sonsuz esmasının sonsuz tecellilerini sonsuz bir yalancılıkla iftira etmiş, itham etmiş oluyorsun. Bunun cezası elbette sonsuz bir azaptır. Cehennem haktır. İnsan yaptığı amele baktığında cehennemi hak ettiğini görür yani küfrüyle. Cenab-ı Hakk'ın hakkaniyet ve sıdkını gösteren gayri mütenahi bütün delilleri tekzip olduğundan, yani yalanlamak olduğundan nihayetsiz bir cinayettir. Nihayetsiz cinayet ise nihayetsiz azabı icap eder. Madem sonsuza suçlama yaptın, bunun müeyyidesi de sonsuz olacak, kusura bakma. Ha, düşmek istemiyorsan o çukurlara, sonsuzu itham etme. Sonsuzu olmamışlıkla suçlama. Çünkü sonsuzu olmamışlıkla suçlamanın bedeli sonsuzca yargılanmaktır. Davan kapanmıyor ki senin, dosyan kapanmıyor senin. Bir sürü şeye girmişsin yani, haddin olmayan mevzuya girmişsin. Düşünmek lazım bunlar. Evet arkadaşlar, iki işareti birden okuruz diye ümitlendik ama yine beceremedik. Vaktimizin sonuna yaklaştık. Bir işaret okumuş olduk. Burada şunu düşünelim şimdi mesela mevzuyu bitirmişken. Ya işaretlerde bu niye anıldı? Şimdi Haşr Risalesini görüyorduk biz. Bu mevzu niye araya girdi? Allahu alem kaydıyla söyleyelim. Şöyle bir sebebi olabilir bunun. İnsan bütünde haşre iman eder de çözemediği küçük küçük mevzular olur. Hani bütünde tamam bir ahiret olması lazım ama ya niye acaba Allah işte günahta bu kadar, işte inkarda bu kadar şiddetli sonsuz azap veriyor falan. Böyle küçük dakik mevzular olur çözemediğiniz. Şimdi Üstad Hazretleri burada tabiri caizse hakikatlerin arasına, böyle bir şey öncesine, daha doğrusu hakikatlerin öncesine, işaretlerin arasına böyle bir mevzu sıkıştırarak bize şunu gösterdi. Ya bunların da cevabı var. Yani bunlar da şey mevzular değil. Niye öyle, niye böyle, cevap verilemeyecek konular değil. Bunların da cevabı var ama şu an onlarla ilgilenmiyoruz. Kısa cevap verdi yani. Şu an onların üzerinde değiliz. Hakikatleri anlatıyoruz ama bunlar da cevapsız değil. Yani ben böyle üstadın bazen araya bir bahis açıp bir şeyin cevabını verip tekrar çıkmasını beğeniyorum. İrşadi anlamda çok kıymetli buluyorum. Bu da var diyor yani. Bunda da sıkıntı yok. Bir şey anlatırken mesela insanlar genelde münazaralar böyle olur ya. Konuşursunuz adam arıyor. Fakat bu niye şöyle? Ya biz onu konuşmuyorduk ki. Tartışma programlarını falan izleyin mesela. Adam ona başka bir şey anlatıyor. Anlatırken araya giriyor. Aa, siz diyor onu diyorsunuz ama filanca zamanda da böyle yapmışsınız. Tamamen başka bir mevzu. Bunları niye açar? Karşısındakini şeye düşürmek için. Boşluğa. Yani ötekinde baktı ki akışı var. Ötekini anlatacak, toparlayabiliyor. Bir soru, araya bir şey. O adamı böyle hani şeye düşürmeye çalışır. Çukura, gelgite, tenakuza, belki hızlı çalışmıyorsa zihni o kadar hızlı geçemeyecek. Sorun yaşayacak falan filan gibi gibi. Benim kafamda mesela yavaş çalıştır, böyle münazara işlerine çok iyi değilimdir. Hani tereddüde düşürmeye çalıştır. Bu bir taktiktir. Üstad Hazretleri sanki o taktik Risale-i Nur'un muhatabı olacakmış gibi, Nur metinlerin muhatabı olacakmış gibi o taktiği muhatap alıyor. Bence yani tabi Allahu alem, bunu şey olarak söylüyorum, kendi okumam olarak.
O yüzden böyle mesela bir şey anlatıyor, bir soru açıyor. Bak burada cevap veriyor. Tekrar mevzuya dönüyor. Mesela Mucizat-ı Ahmediye'de veya işte Mucizat-ı Kur'aniye'de de vardır bu. Bahsediyor, sonra diyor, tekrar konumuza dönüyoruz diyor. Diyor ki yani ya istediğin kadar zıpla. Ha, bu iş tutarlı. Ahirete iman, Müslümanların ahirete imanı çok tutarlı bir mevzu. Ha, böyle zıplamaların falan varsa da bak iki tane üç tane gösterdim sana. Nereye zıplasan bunların cevabı var. Gibi gibi. Elbette başka hikmetleri de var. Mesela hakikatler bahsinin zemini olması açısından başta söylemiştik. Allah'ın rahmet eserlerine bak emri bir orada bize Allah'ın imanın olması gerektiğini söylüyordu o baştaki Rum suresini hatırlayalım ayeti 50. ayetini. Fenzur ila eser rahmetillahi keyfe yuhli arda ba'de mevtiha ila ahir ayetini hatırlayalım. Orada Allah'ın rahmet eserlerine bak derken bir Allah'a iman gerekli, rahmet eseri olarak bakmak gerekli. Oradaki rahmet üzerinden de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dedik atıf var. İkinci işaret de bize nübüvvete imanı anlattı burada. Ama bir de mesela şey diye düşünelim. İnsanın bakması gerekli. Allah'ın rahmet eserlerine bak denildiğinde muhatap kim insan? Niye insan muhatap? Bak ayetin zımmında bu da var. İnsanın niye muhatap olduğunu da burada öğrendik. Peki bu insan niye cehennemde? O sorunun iki cevabıyla düşünürsek. Hem niye bu kadar kıymetli hem niye bu kadar zararlı? Onun iki veçhi de bu üçüncü işarette Allahu alem cevaplanmış oldu. Sanki o ayeti kerimenin içindeki mündemiş bir mana burada üçüncü işarette açılmış oldu. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine kim bakacak? İnsan bakacak. Niye insan bakıyor? İşte cevabı bu üçüncü işaretin içinde insan şöyle böyle öyle öyle olduğu için diyerek verilmiş oldu. Ehemmiyeti üzerinden ve zararının verdiği zararın büyüklüğü üzerinden hikmetinin ehemmiyeti ve verdiği zararın büyüklüğü üzerinden iki şekilde cevaplanmış oldu diyoruz. Allahu alem Cenab-ı Hak bu hakikatlerden hissemizi ziyade eylesin arkadaşlar. Bunlarla imanımızı onarsın, yaralarını sarsın, kuvvetlendirsin ve inşallah mahşer günü yüzümüzü ak etsin bu imanımız. Bizim de gayretimiz bunun üzerine. Sizi bahane edip bu dersleri yapıyorum ama yani umuyorum, diliyorum ki bunlar bende muhkemleşir. Münker nekir kabirde sual ettiğinde, o gün geldiğinde Cenab-ı Hak bunları hatırıma getirir de inşallah bunlarla cevap verebilirim diye. O zaman kitap yanımızda olmayacak inşallah. Aklımızda kalır da onlarla cevap veririz diye umuyorum, diliyorum. Cenab-ı Hak hepimize de böyle bunlarla kabrinde meşgul olmayı nasip eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahmenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.